Henoch-Schönlein purpurası bir küçük damar vaskülitidir. Ayrıntıya girmeden önce Henoch-Schönlein purpurasının nedenlerine bir göz atalım arkadaşlar. Bir damar duvarı çiziyorum. Damarlar su borularına benzer. Ve biz şu an damarın boylamasına kesidine bakıyoruz. Yani damarın içine bakıyoruz. Şimdi unutmayın, antikorlar damar duvarına bağlanır. Bu da akyuvarları bölgeye toplar. Çünkü antikorlar birer işaretçi işlevi görür. Değil mi? Bu ak damar duvarında hasara neden olur. Antikorlar hedef alıp bağlandıkları proteinleri paylaşacak şekilde gruplaşır. Yani antikorlar bu küçük proteinleri paylaşır. Unutmayın bu proteinlere antijen denir ve bunlar antikor üretimine sebep olan proteinlerdir. İşte antikor ve antijenlerden oluşan bu gruba bağışıklık kompleksi adı verilir. Diğer küçük damar vaskülitlerinde söz konusu antikorlar antinötrofil sitoplazmik antikor. Bir tekrar ediyorum. Antinötrofil sitoplazmik antikor. Yani kısaca ANCA. ANCA anca ANCA'larla ilişkili antikorlardır. Henoch-Schönlein purpurasında ise ancalara yani ANCA'lara rastlanmaz. Onun yerine IGA yani IGA seviyesinin yükseldiğini görürüz. IGA yani immunoglobulin mukozal yüzeylerde bulunan özel bir antikordur. Yani vücudumuzun içinde yer alan fakat dış ortama açık olan bölgelerde bulunur. Bağırsaklar mesela buna güzel bir örnek. Şimdi çizmeye çalışayım. Gastrointestinal sistem ağızdan başlayıp anüse kadar uzanır. Ağızla anüs arasındaki yola gastrointestinal yol adı verilir. Tamam mı? Gastrointestinal yol. IGA aynı zamanda akciğerlerimizde ve solunum yollarımızda da, daha doğrusu solunum yolumuzda da bulunur. Unutmayın, bağırsaklarımız da, solunum yolumuzda ağzımız aracılığıyla dış dünyaya açıktır bunların ikisi de tamam mı? IGA, patojenlerin, bu mukozal veya ıslak yüzeyler üzerinden vücudumuza girmesini engellemenin bir yoludur. Akciğerleri daire içine almak istiyorum, çünkü e, Henoch-Schönlein purpurası, üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı bir hastalıktır. Üst solunum yolu enfeksiyonunda, solunum yoluna giren bir tür patojen enfeksiyona neden olur ve vücut bu enfeksiyonla mücadele etmek için IgA salgılar. Fakat üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bu patojenler rastlantı eseri damar duvarıyla benzer bileşenlerden oluşmaktadır. Bu benzerliğe moleküler taklit adı veriliyor. İşte Henoch-Schönlein purpurasında üst solunum yolu enfeksiyonuna cevap olarak salgılanan antikorların kazara damar duvarına da bağlandığı düşünülüyor. Ayrıca bağışıklık komplekslerinin de oluştuğu gözlemleniyor. Yani hastalık sürecinin altında yatan neden moleküler taklitin yol açtığı bu başkasıyla karıştırma durumu. Yani arkadaş sen beni başkasıyla karıştırdın derler ya işte bu hastalığa o sebep oluyor. Şimdi gelelim hastalığın belirtilerine. Dediğim gibi Henoch-Schönlein purpurasında IGA düzeylerinin yükseldiğini görüyoruz. Yani Henoch-Schönlein purpurasından şüpheleniyorsanız yapılabilecek kan testlerinden biri bu. Çünkü normalde kandaki IGA düzeyi yüksek değildir. Ayrıca bağışıklık komplekslerine de rastlanabilir. Ve kanda oluşan bu bağışıklık kompleksleri eklemlere gidip artralji, artralji adı verilen eklem ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılar dizlerde, dirseklerde veya omuzlarda, daha doğrusu eklem olan herhangi bir yerde görülebilir. Ve bu IGA kompleksleri yani bağışıklık kompleksleri böbreklerde birikir. Dolayısıyla böbrek hasarıyla karşılaşılabilir. Hematüri yani kanlı idrar da söz konusu olabilir. Ve bu kompleksler bağırsaklarda sıkışabilir. Sonuç olarak kanlı ishal veya kanlı gayita görülebilir. Bu koyu renkli dışkı anlamına gelen melena veya dışkıda açık kırmızı kan anlamına gelen hematokezya şeklinde olabilir. Karın ağrısı da görülebilir. Bu hastalıktan küçük çocukların da etkilendiğini görüyoruz. Ve çocukları etkileyen en yaygın Vaskülit tipi aslında bu. Çocuk karın ve eklem ağrısı çekiyor ve acı içinde feryat ediyor olabilir. Bir de üstüne kanlı idrar ve kanlı dışkıdan muzdarip olabilir. Bu durum çocuğun anne babasını dehşete düşürebilir. Ama Henoch-Schönlein purpurasının en klasik semptomlarından biri deri lezyonlarıdır. Bunlar en çok kalçada görülür ama bacaklarda görülmesi de yaygındır. İşte bu lezyonlara purpura adı verilir ve bunlar herhangi bir döküntü veya purpuranın aksine elle hissedilebilir. Bağışıklık kompleksleri bu bölgelerde birikmekte ve deriye kan götüren damarlarda hasara neden olmakta, bu da deri hücrelerinin ölümüne yol açmaktadır. Bu döküntü elle hissedilebilir yani palpılablıdır lab elle hissedilebilen demek. Elle, avuçla böyle baktığınızda hissedilebilen. Yani elinizi bu purpuraların üstünde gezdirdiğinizde ya da avucunuzu bir takım girinti çıkıntılar hissedersiniz. Bunun nedeni bağışıklık kompleksi birikimi yüzünden oluşan şişkinliklerdir. Yani bir çocukta bu klasik semptomları görürseniz, bu arada hastalık e, gençleri hatta yetişkinleri de etkileyebilir unutmayın, steroid tedavisine başlamalısınız. Steroid, bağışıklık sisteminin damarlara daha fazla zarar vermesini engeller ve hastalık zamanla iyileşir. Yani büyük oranda kendini sınırlayan bir süreçten bahsediyoruz. Unutmayın, hastalığa üst solunum yollarındaki yani soluk borusu, gırtlak vesaire gibi bir bölgede oluşan bir enfeksiyon neden olur. Tedavi edildiğinde hastalık iyileşecektir.